Navbatdagi masalalar, 4-chi misol. Va birinchisi, sinus alfa berilgan, kosinus alfa berilgan. Mana bunga teng. Shunday bo'lishi mumkinmi? Ya'ni sinus alfa 3/5 ga, kosinus alfa 4/5 ga teng bo'lishi mumkinmi? Buning uchun biz mana bu tenglikni tekshiramiz. Sinus kvadrat alfa qo'shib kosinus kvadrat alfa 1 ga teng bo'lishi kerak. Agar shu tenglik bajarilsa, shunday alfa topiladi. Teng bo'lmasa topilmaydi. Tekshiramiz. 3/5 ning kvadrati 9/25 qo'shib 4/5 ning kvadrati 16/25. 9 ga 16 ni qo'ysak 25/25 bu 1 ga teng. Demak, ha, bo'lishi mumkin. Sinus alfa bunga, kosinus alfa bunga teng bo'la oladi. İkincisi, sinus alfa 3/4 ga, kosinus alfa 1/4 ga teng bo'la oladimi? Yana shuni tekshiramiz. 3/4 ning kvadrati 9/16 qo'shib 1/4 ning kvadrati 1/16 teng 10/16. Bu 1 ga teng emas. 1 ga teng chiqmadi. Demak, bunday bo'lishi mumkin emas. Demak, sinus alfa 3/4 ga, kosinus alfa 1/4 ga teng bo'la olmaydi. 3-chi savol. Tangens alfa izosda 2-1 ga, kotangens alfa bo'songa teng bo'la oladimi? Tangens va kotangens uchun biz quyidagi tenglikni tekshirishimiz kerak. Tangens ko'paytiruv kotangens alfa 1 ga teng bo'lishi kerak. Ularni ko'paytirsak-chi? Ko'paytirib ko'raylik. Izosda 2-1 ko'paytiruv izosda 2+1 teng qisqa ko'paytirish formulasidan foydalanamiz. A-b A+b izosda 2 ning kvadrati 2 ga teng, -1 ning kvadrati 1 ga teng. Demak 1 ga teng. Demak tenglik bajarilyapti. Demak bo'lishi mumkin. Demak 1-chi va 3-chi hol bo'la oladi, mana 2-chi hol bo'la olmaydi. Bo'lishi mumkin emas 2-chi hol. Xo'p, navbatdagi misol. 5-chi misol. Xo'p, bu yerda bitta misol bor edi, 3-chi misol. Tangens alfa teng 2.10'dan 4. Bu yerda pi tasim 2'dan. 3 pi tasim 2. Katangens alfa, sinus alfa ve kosinus alfalarını toping. Şimdi bana 5-chi misolga o'tamiz. Birincisi, sinus alfa berilgen ve alfa 2-chi chorak burchagi ekani ham berilgen. Bu holda kosinus alfa, tangens alfa ve katangens alfalarını toping. O kosinus alfa'nı topishdan boshlaymiz. Bunun için biz mana bu tenglikdan foydalanamiz. Kosinus kvadrat alfa teng 1 minus sinus kvadrat alfa'ga. Sinus berilgan 0.8. Olib qo'yamiz. 1 minus 0.8 ning kvadrati 1 minus 0.164 0.136. Ildiz chiqaramiz. Kosinus alfa teng. Bu yerda ikkita hol bo'lishi mumkin. Bittasi minus 0.16 yoki kosinus alfa teng plus 0.16. Qaysi birini olamiz? Buning uchun mana bu shartga qaraymiz. Alfa 2-chi chorak burchagi. Kosinus eski olamiz. Kosinusning ishoralari kosinus 1-chi va 4-chi chorakda musbat, 2-chi va 3-chi chorakda manfiy. Demak 2-chi chorakda kosinus manfiy bo'lishi kerak. Demak mana buni mana bu to'g'ri ekan. Demak bu bajarilmas ekan. Demak kosinus alfaning qiymati minus 0.16 ga teng ekan. Va kosinus alfani topdik. Endi tangens alfaning qiymatini topamiz. Tangensni topish uchun sinus alfa bo'lu kosinus alfa tenglikdan foydalanamiz. Bu ham teng. Sinus alfa 0.8 ga teng. Kosinus alfa mana yuqorida topdik minus 0.16. Mana soddalashtirsak teng minus oldinga chiqarib yozamiz 8/6 yoki minus 4/3. Demak tangens alfa minus 4/3 ga teng ekan. Endi kotangens alfani topish uchun shuni teskarisini olamiz.
Katangens alfa teng minus 3 taksım 4. Çünkü tangens ve katangensini köpaytması 1'e teng buluş gerek. Şunu tezkarısını alsak demek katangens gidip çıkardı. Şunu yakalıp cevap kosinus alfa minus 0 buton aldı. Ondan 6 tangens alfa bana bu son geteyim. Katangens alfa bu son geteyim. Hop ne bak tekimiz ol. Kosinus alfa minus 2 taksım 3 geteyim. Bu bir de alfa pi'den katta ve 3 pi taksım 2'den küçük. Kolgarlarını topayım. Topamız. Yani bir yerde kosinus alfa verilgen. Yani aynı şu tekniğinden faydalanalımız. Kosinus kvadrat, alfa koşu, sinus kvadrat. Alfa teng 1'ye. Kosinusun örneği minus 2 taksım 3'ünü yazamam. O halde 4 taksım 9 oksul buladı. Koşu. Sinus kvadrat alfa teng 1. Nereden sinusunu tapamam? Derslap sinus kvadrat alfanı tapamız. Bunu ötkese deyem bulsak. 1 minus 4 taksım 9, 5 taksım 9. Bir de ham sinusun iki ta kıymatını hasıl kılamız. İzizasıda 5 taksım 3. Yok ki minus izizasıda 5 taksım 3. Kaysa birini alamız? Müsbatını mı yok ki manfisini mi? Yine aralıkı karayımız. Bu pi'den katta 3 pi'den 3 pi taksım 2'den küçük. Bu degeni 4. çarayı degeni. Alfa demek 4. çarayı burçak iken. Sinus 4. çarayı da manfi bulardı. Demek arabamın teyin bulması iken. Demek sinus minus izizasıda 5 taksım 2'ye teyin iken. Sinusunu taptık. Yine tangensini tapamız. Tangens alfa tangens alfa sinus alfa taksım kosinus alfa geteyim. Sinus alfa bana bunu geteyim. Minus izizasıda 5 taksım 3 bölü kosinus alfa minus 2 taksım 3. Bu hamteyim. Minus gen minus plus buladı. Üçler kısa hareket edildi. İlizası da 5 taksım 2 geteyim. Hop tangensini taptık. Yani bunların bilgen halde katangensini tapış kıyılmaz. Katangensini tapış kıyılmaz. Bunun tezki arasını alamaz. Yani katangens alfa teyim. 2 taksım izlizası da 5. Ve kosinüs alfa verilgen bulsa kalgelerini bana şu yoldan tapsak buladı. Ve nihayet üçüncü misal. Tangens alfa 2 bütü 10'dan törketin. Alfa bir de pi taksım 2'den katta, 3 pi taksım 2'den küçük. Kalgelerini tapayım. Ve bir de tangens alfa müsbat. Lakin bir de alfa pi taksım 2'den katta, 3 pi taksım 2'den küçük. Bu degeni pi taksım 2 bulan 3 pi taksım 2 arası da. Ya ki ikinci çarak, ya ki üçüncü çarak. Lekin tangens müsbat bo'lganligi sababli tangens üçüncü ve birinci çaraklarda müsbat. Demek alfa üçüncü çarak buluş gerek iken. Demek alfa üçüncü çarak burçak. Ama bir de alfanı yani hem anıkla bağladık. Pi taksım 2'den katta, 3 pi taksım 2'den küçük deyilgeni de demek müsbatligiden biz üçüncü çarak ikenliğini anıkla bağladık. Hop, alfa 3-chi chorak ekan, demak bu yerda pi taksim 2 ni o'zgartirib qo'yishim mumkin. Pi taksim 2 ni o'rniga pi yozaman. Demak alfa pi bilan 3 pi taksim 2 orasida ekan. Endi qolganlarini topamiz. Tangens alfani mana bunday yozishimiz mumkin. 2.10 ni, demak 24 taksim 10 bu ham teng 12 taksim 5. Mana bunday yozishimiz mumkin. Hop, katangens alfanı topuş için onun tezkarısını alalımız. Katangens alfa teng 5 taksım 12. Bu tezkarısını alsak demek katangens gelip çıkardı. Hop, sinus bulan, tangens bulan katangens demek malum. Şimdi sinus ve kosinuslarını tapalımız. Bana bu formüladan faydalanalımız. Demek 1 koşu tangens kvadrat alfa teng 1 taksım kosinus kvadrat alfa. Bana bunda formüla bu arada. Şundan faydalanalımız. Bundan tangensinin örneğe 12 taksım 5'ini koysak. 1 koşu 12 taksım 5. Nin kvadratı. 12'nin kvadratı 144. 5'nin kvadratı 25. Ten 1 taksım kosinus kvadrat alfa. Ve bana bunu sadalaştıramız. Bu ten 25 koşu 144. 169 taksım 25.
Ya bir yerden kosinüs kvadrat alfanı topladığımız bulsak. Kosinüs kvadrat alfa teng. 25 taksın 169. Yani bir yerde hem iki tahal buluşu mümkün. Kosinüs alfa genisbatan. Kosinüs alfa yok ki 5 taksın 13. Bunu ildiz çıkarsak 5 taksın 13 buladı. Yok ki minus 5 taksın 13. Kaysa bir buladı. Alfa 3. çorak burçak idi. 3. çorak da kosinüs manfi buladı. Demek bu. Bunun teng bulalım dedi. Demek kosinüs alfa minus 5 taksın 13 teng ekan. Yani sinüsünü tapıp koyalımız. Sinüs alfa. Adasa sinüs kvadrat alfanı tapayalık. 1 minus kosinüs kvadrat alfa teng. Bu ham teng. 1 minus. Bana bunun kvadratı. 25 taksın 169. 144 taksın 169 buladı. İldiz çıkaradigan bolsak. Bir yerde ham müsbatını alamız mı? Manfisini alamız mı? Sinüs. Bir yerde alfa 3. çorak burçagi. Sinüs 3. çorak da manfi. Şu sebeple biz minus ligini alakkenimiz. Minus 12 taksım 13. Demek sinüsün kıymeti bana bunu getirin. Kosinüsün kıymeti minus 5 taksım 13 getirin. Katangızın kıymeti 5 taksım 12 getirin. Abi ikinci kıl usulünü keltiramız. Bunda misallarını geçtiğinde ikinci kıl usulünü keltiramız. Bana bir de ayniyet orkaliyeti taptık. Abi tangensi berilgen. Burçak kaysi çorakda ekanini berilgen. Bunun için biz doğru burçakla üç burçakdan ham faydalanishimiz mümkün. Bu doğru burçakla üç burçak. Tangens alfa. Bir de ötkür burçakını alfa deb yazaman. Bunu yoki buni ahamiyati yo'q, mana buni alfa deb olay. Tangens alfa 12 taksim 5 ga teng ekan. Tangens alfa qarshi katetni yon katetga nisbatiga teng. Demak, buni 12 deb olar ekanman, mana buni 5 ga teng deb olar ekanman. U holda gipotenuzani topsak 5 ning kvadrati 12 ning kvadrati 169. Ya gipotenuza 13 ga teng bo'lar ekan. Endi bu uch burchakdan men sinusni ham topa olaman, kosinusni ham, tangensni ham, katangensni ham topa olaman. Masalan sinusni topadigan bo'lsak, sinus alfa qarshi katetni gipotenuzaga nisbati 12 taqsim 13. Endi mana bu yerdan alfani qaysi chorakda ekanligidan foydalanib, buning ishorasini topaman. Alfa 3-chi chorakda, demak, sinus 3-chi chorakda manfiy bo'ladi. Bu yerda minus 12 taqsim 13 teng ekan. Kosinus alfani topaman. Kosinus alfa yon katetni gipotenuzaga nisbati 5 taqsim 13. Demak, qiymatini mana bu yerda, demak, modulini boshqacha qilib aytganda, bu yerdan topamiz, uch burchakdan ishorasini mana bu yerdan topib qo'yamiz, aniqlab qo'yamiz. 3-chi chorakda kosinus manfiy bo'lish kerak ekan, minus. Mana shu yo'l bilan topishimiz mumkin. Demak, bularda ixtiyoriy bittasi berilgan bo'lsa, qolganlarini topish uchun biz to'g'ri burchakli uch burchakdan foydalanishimiz mumkin.